Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şu anda Çankırı'mızda Osman Kılıç birlikteyiz. Şimdi Osman amca bu malum olduğu üzere Suudi yazar Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi konsolosluğunda katledilmesi, öldürülmesi olayı malum olduğu üzere ülke gündemine bayağı oturdu. Bununla alakalı da sizin sosyal medyada yapmış olduğunuz bir açıklama var. Onunla alakalı bir iki kelam ederseniz bu yazı ne manaya geliyor? Bu olayın sizce manası nedir? Dünya devletlerinin, gayrimüslimlerin veyahut da Müslüman olup da imanı zayıf olanların İslamiyet'ten soğumaması için, İslamiyet'e yanlış yorumlayıp dinden uzaklaşmaması için Allah'ın ayetleriyle ve zamanımıza baktığından da emin, kendime göre emin olduğum ayetlerle yani açıklama getirmek istedim veyahut da kendi düşüncelerimizi aktardık diyebiliriz, değil mi? çünkü bunu en iyi açıklayacak Allah Teala bunu ayette bu zamanımıza baktığına inandığım ayetlerle. Onu anlatabilir misiniz? O dediğim gibi o yazmış olduğunuz olayı burada hemen kağıtta, dokümanı da var zaten. Yani İslamiyet'i dünyaya karşı bir savunma refleksiyle, çünkü bütün Allah, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenler benim gözümde peygamber gibi İslamiyet'i savunmakla mükellef, farzayı. Yani bana ne, bir başka savunsun diyemez. Bilhassa dünya çapında bu kadar İslamiyet'i karalayan bir şeye karşı bir tepki olarak bu yazıyı yazdım. Ya sizce bu dediğim gibi Suudi yazar Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilmesi, öldürülmesi İslam'a yapılmış bir saldırı mı? İslam'a ve Osmanlı İmparatorluğu'na, çünkü İslam'a ve Osmanlı İmparatorluğu'na yapılmış bir saldırı olarak görüyorsunuz. şimdi Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da Osmanlı dediğin zaman İslamiyet akla geliyor. Çünkü İlahi Kerimatullah adına oralarda savaş, Sancaktarlık yapmış. sancaktarlık yapmış bir milletin toprağında yapılması ve İslamiyet'in zuhur ettiği Mekke, Medine gibi bir toprağın yöneticiler tarafından yapılması ve Osmanlı İmparatorluğu toprağında olması katmerli olarak yani hem Osmanlı zihniyetine hem İslam anlayışına ters düşüyor diyerekten. Bunu da Dediğiniz Allah-u gibi. Teala ayet-i kerimesinde pek çok yerde biz her şeyi Kur'an'da açıkladık. Bu yazdıklarınızdan biraz okursanız şöyle orada zaten var zaten yazdıklarınızda. Birincisi Suudi Arabistan'ın yani Mekke ve Medine'nin sahip olan Suudi Arabistan'ın Emir. böyle bir emir olan Suudi Arabistan'ın böyle bir katle emir vermesi. İkincisi bu olayın İstanbul'da gerçekleşmesi artı Suudi Arabistan konsolosluğunda yapılması sizin Onların penceresinden evet, nasıl gördüğünü farklı bir baktığınız zaman pencereden. İslam'a ve Osmanlı'ya yapılmış en büyük saldırı, İslam'ı kötülemek ve İslam'ın fobinin ortaya çıkması. Ya işte İslam görüyor musun? İnsanı öldürüyor, katlediyor. Vahşi, barbar. Evet, buna benzer söylemlerin ve algının oluşması için yapılmış bir olay mı? Evet, tepki olarak İşin aslı bu değil mi? Yani anlatmak tamamen istediğim. bu. Ben bunu gizli kalmasını istedim. Yani kendimi şimdiye kadar böyle bir şeyle hani bir dindar yahut da bilgili görünmek istemiyorum, fakat Bu işin sıradan değil, tamamen İslam'a, Müslümanlara ve Osmanlı'ya yapılmış bir hakaret olarak gördüğünüzü söylüyorsunuz, doğru mu? şimdi aslında sen, benim bakış açım değil, bu Allah'ın bakış açısı. Çünkü ben bunu ayetlerle açıklıyorum. Ben Evet. burada yani bir haksızlığa, adaletsizliğe, anayasa diyelim ki bir dünya gözüyle bakarsak, bir adaletsizliğe anayasa gözüyle bakıldığı gibi bu ahiretle ilgili yani manevi yön olan bir şeye de Allah'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in gözüyle bakmak. Yani Kur'an-ı Kerim'in gözü demek Allah'ın bizzat kendi görüşü demek, Evet. kendi sözleri demek birebir. Evet. Allah Teala birebir bu olaylara ne cevap veriyor? Bunu bir ilmi ezeli olduğu için, geçmişe dönük, geleceğe dönük sonsuz bir ilmi olduğu için, Evet. bunun sonsuz ilminden ileride böyle bir olay olacağını O bildiği için. çıkartmış olduğunuz sonuçtaki o ayet-i kerimenin hangi ayet-i kerime olduğunu falan söyler misiniz? Orada yazmışsınız ya. Ne gibi? Kur'an-ı Kerim'de o belirttiğiniz bir ayet ve sure var. Onu buradan okursanız seviniriz. Beled suresi mi diyorsun, Yusuf suresi mi? Her şeyi Ha, ikisini de açıkladınız. söylerseniz o iki ayetten, sureden çıkartmış olduğunuz manaları aktarsanız seviniriz.
Şimdi önce Allah Teala'nın yani benim bu şeyi konuştuğuma destekleyecek şekilde Yusuf suresinde 111. ayetinde şimdi Kur'an-ı Hakim Kerim demek hakim her şeye hükmeden bilen, kerim merhametli, merhameti, merhamet üzerine hükmeden. Ayet-i Mübin'de her şeyi açıklayan demek yani. Evet. Ayet delil demek, her şeyi açıklayan delillerinde Yusuf suresi 111. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki gerçekten onların kıssalarında yani ibretli olaylarında akıllılar için bir ibret vardır. Akıl sahipleri için ibret vardır. Evet. Burada akıl sahiplerinden kasıt müminleri kastıyor. Hani en akıllı olan, en mümin olan. Allah yolunda gider. Bu Kur'an uydurulur bir söz değil. Ancak kendi önündekinin tasdiki. Evet. Önündeki olayları, ileride zuhur edecek olayların tasdiki. Her şeyin açıklayıcısı, böyle içinden çıkılmayan insanların itilafa düştüğü, müminlerin, dünya alemin yani itilaf ettiği şeylerin açıklayıcısı, iman edecek, gerçek manada imana iman etme kapasitesi olan hayırlı, dürüst, gayrimüslim de olsa onlara öyle bir topluluk için bir hidayet, bir rahmettir. Başka bir ayette Nahl suresi 272. sayfada 64. ayet biz bu kitabı sana bu kitabı yalnızca biz bu kitabı yalnızca onlara itilaf ettikleri şeyi açıklayasın ve iman edecek edeceklere bir hidayet bir rahmet olsun diye indirdik. Tekrar baştan alıyorum. Biz bu kitabı yalnızca onlara itilaf ettikleri şeyi açıklayasın. Neye itilaf ediliyor? Cemal Kaşıkçı'yı kim öldürdü? Niye öldürdü? Neden öldürdü? Başındaki adam kim? Onlara her şeyi açıklayasın. Ve iman edeceklere bir hidayet, doğru yolu göstermek, bir rahmet olsun diye indirdik. Yani bunu şimdiki olaya göre yorumluyorum bu ayeti. Tabii bu ayet her olaya göre yorumlanabilir mi? Bu bir şablon gibi her olayda bu ayet geçer. Yani, İhtilafa düştüğünüz olaylarda mesela açıklama getirin. Oktar olay oldu. Onun için de bir açıklayıcı ayetlerde, surelerde onlar için de geçerli. Fethullah Gülen'in 15 Temmuz olayı için de açıklayıcıdır itiraf ettikleri. Ya bu bir şablon diyebilir değil mi? Bu şablon. Diye indirdik. Yine başka bir ayette Kehf suresi 54. ayet 299. sayfada. Ant olsun ki, ant demek yemin yani andımız, yeminimiz. Evet. Olsun ki Allah yemin ediyor bak. Allah kendisi yemin ederek açıklıyor. Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara ibret olacak her türlü misali tekrar tekrar açıklamışız. Evet. Her türlü misali. Bu Kur'an'da yemin ederim ki her türlü ibret olacak her türlü misali tekrar tekrar. Burada olan toplumu ilgilendiren adlı nokta. Evde Kur'an'ı aldı, sabaha kadar içki, kadın oynattı. Ben İslamiyet temsilcisiyim. Allah Teala böyle bir olayda. Fethullah Gülen de yine aynısını yaptı. Yani bundan hep benim görüşümde ayet sure bazında bak sure. Yani bir ayette işaret değil. Şimdi özür dilerim Osman Hocam. Sizin buradan çıkartmış olduğunuz bu ayetin tefsirine ben bakarak bu olayı işte Cemal Kaşıkçı olayını bu ayeti ben şablon olarak okuduğum zaman buradaki olayın normal bir olay olmadığını İslam'a, Müslümanlara ve Osmanlı İmparatorluğuna ve Türkiye'ye yapılmış bir hakaret ve provokasyon olarak görüyorum. İtibar suikastı. Değil mi? İtibar suikastı olarak görüyorum. Yani işin aslı bu. Doğru mu? Budur ve buna Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde kendi sözleriyle cevabı doğru. Yani şunu söyleyeyim. Onu anlatırken ben bu ayeti kerimeden Cenab-ı Allah'ın işte onların muhalif oldukları veya yanlış oldukları yerlerde Müslümanların, müminlerin doğruyu söylemeleri, açıklamaları için yani, bildirdiği ayette. Bildirdiği ayetler olduğu açıklık için ben de bu ayetin ışığında bir Müslüman olarak bu olayı böyle yorumluyorum diyorsunuz. Doğru mu? İşin aslı bu. %100 yani yorumlarken Allah'ın penceresinden ayetlerle açıklıyorum. Anladım. Yok. Ayetlerle açıklıyorum derken bu ayet bize kardeşim yani yanlış olan bir şeyi Müslüman olarak sen susmayacaksın. Onun aydınlığa kavuşması için. Çünkü her şeyi açıkladık diye Allah Teala diyor. Bunu diyecek ki biz bilir kişi. Mesela İstanbul'da şu anda
Bir sürü ilahiyatçı var, müftü var. İlahiyatçıdan ziyade 80 tane çoğu İslam devleti olan veyahut da Müslümanların çoğunluğu azınlıkta olduğu 80 tane devlette İslam alimi şu anda İstanbul'da, şu anda İstanbul'da toplantı halinde. Böyle bir ulaştırma imkanı olsun dese ki ya arkadaş bu adam burada kendine göre bir fikir yürütmüş. Bu ayette böyle değil. Allah Teala ben Osman Hocam özür dilerim. Şimdi işin aslı şu. Burada ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bizi uyarmış. Diyor ki yanlış olan şeyi doğru bir şekilde düzeltin. Doğru mu yani? O her Müslüman üzerine farz. Ayette de Kehf suresi 54. ayette diyor ki yemin olsun ki gerçekten biz bu Kur'an'da iplet olacak. Bu iplet ne için oluyor? Bu Türkiye çapında, dünya çapında İslamiyet'e olan büyük taarruzlarda iplet olacak her türlü yani bu karanlık olayları kim haklı kim haksız. Burada Allah hakem görevi yapıyor dünya hayatında. Evet. Ahiret hayatında da haklıya cennetini, haksa cehennemini. Peki şunu sorayım ben. Özür dilerim. Açıklamalarınızı anladık. Yorumunuzu da anladık. Allah razı olsun diyelim. Gerçekten de farklı bir çevre şeyden, çerçeveden olayın analizini başında bir bakacağız. Evet. Yok ya, sizin bu açıklamayı yapmanızı gerektiren en büyük sebeplerden birisi ne diye sorsak yani ya ben otururken ya bu habere baktım. Arkadaş bu haber normalde böyle olmaması lazım. Ondan sonra acaba burada değişik bir olay var. Niye bu insanlar susuyor? Niye bir süre işte İlahiyatçısı var, hocası var, hacısı var, müftüsü var. Niye bunlar bu olayı böyle yorumlamadı da Çankırımızda ya inşaattan emekli olmuş, gerçekten bileğinin hakkıyla çalışmış, kazanmış, çalışmaya da devam eden Osman Kılıç. Ya arkadaş bu olay böyle değil, bak bu olayın aslı bu, benim gördüğüm bu deme zaruretini kendinde hissetti diye sorsak. Şimdi artık bilemiyorum da yani Allah Teala ayet kelimesi diyor ki biz İslam dinine hizmet edenlere kesinlikle yardım ederiz diyor. Ben evet. De hani her gün bakıyorum. Hani bu herkesin diyebileceği veya diyeceği bir husus değil. Yani şimdi ben gazetecilik yapıyorum. Bana sorsan ya arkadaş bu senin aklına böyle geldi mi gelmedi. Çünkü basına baktığımız zaman, haberlere baktığımız zaman, medyaya baktığımız zaman bu olayın işte normal işte bir gazetecinin, muhalif bir gazetecinin öldürülmesi olarak yansıdı. Fakat dediğim gibi siz bu işin farklı boyutunu böyle görmüş, analiz etmiş veya böyle algılamış birisi olarak böyle bir açıklamada bulundunuz. Bu da farklı bir şey. Şimdi burada hem Adnan Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının İslamiyet'e ve İlahi Kelimatullah yapan toplumumuzda hani yaptığı yanlış intibanın yanında ayrıca şimdi deniliyor ki mesela Allah Teala Kur'an dersi açıklamış. Yani kimse demiyor ki açıklamış da yani şu Kur'an'da neyi açıklamış diyen yok. Osman Kılıç bu olayı nasıl böyle yorumladı diye tabii ki merak onu edecek. Bilir, onu bilemiyorum çünkü Allah'ın hani... Hani ben şunu merak ediyorum yani size böyle bir otururken ilham mı geldi ya arkadaş? Böyle bana geldi Osman sen seçilmiş bir kulsun git de Estağfurullah. Şey yap diyelim olmaz. Estağfurullah. Benim böyle bir iddiam yok. Benim çocuğa oğlum bunu... Yayınlayalım herkes duysun. Diğer de benim kanaatim bu diyorsunuz doğru mu? Kanaatim bu Allah Teala böyle bir olaya... Mesela Müddessir suresi Andalan Oktar'ın surenin tamamına yakın yanlış yolda olduğunun işareti var. Mesela Fethullah Gülen'in 15 Temmuz olanı bir surenin tamamı işaret ediyor ve çok açık şekilde bana göre.
gazeteden alınan bir hediye Kur'an-ı Kerim'den okurken dikkatimi çeken bir konudur.